Siz beni çıldırtacak mısınız ya? Oğlum bana söyle, şu işi eksiksiz yaparım hocam de. Şu işi tam yaparım da susacağım. Yemin ederim susacağım. Oğlum 302'nin sonuçları çıkmış, ortada yok. Hasta taburcu olmuş, kaydı açık. Ne işe yararsınız oğlum siz? Ama sonra bana sorarsın, hocam ben iyi doktor muyum diye. Hocam ben şöyle miyim, ben böyle mi? Bir halt değilsiniz oğlum siz. Siz bir halt değilsiniz. Çıkan tahlil sonuçlarını bile ben koşturacaksam siz ne işe yararsınız oğlum? Söyle bana ne işe yararsınız? Şimdi oğlum sen bir de bu asistanların başısın. Biz sana emanet ettik bu adamları, sana. Asistanların nerede oğlum senin? Asistanların nerede? İpek nerede? Alp nerede? Nerede oğlum bunlar? Nerede? Buradayım hocam. Sama'ya bağırmayın. Hepsi benim suçumdu. Ah Alp sen karışma. Hepsi benim yapmam gereken işlerdi hocam. Benim suçum. Hocam tamam, çok özür dileriz. Bir daha da olmayacak. Halledeceğim ben hepsini. Umarım dediğin gibi olur oğlum. Umarım dediğin gibi olur. Kaybolun. Alp işinize bakın. Sen beni delirtecek misin oğlum? Niye açmıyorsun oğlum telefonunu? Başka zaman elinde bıt 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 oynarsın. Ben arayınca niye açmıyorsun şu telefonunu? Böyle kaçarak saklanarak mı doktor olacaksın sen? İşe bak ya. Sen adam olacaksın da biz görürüz. Olmayacağım Samuel, tamam mı? Ne doktor ne adam, hiçbir şey olamayacağım, tamam mı? Ne diyorsun be? Üzülüyorum abi. Hayal ettiğim hiçbir şeyi gerçekleştiremeyeceğimi üzülüyorum. Bu dünyayı böyle kimsesiz gelip kimsesiz buradan yok olacağımı üzülüyorum. Alp sen iyi misin? Ne saçmalıyorsun oğlum? Boş ver abi, bırak sen. Hop 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 hop. Kendine gel oğlum. Alp, Alp. Nefes al. Nefes almaya devam et Aslan. Nefes almaya devam et, nefes almayı bırakma. Yan çevirin, yan çevirin. Şşş, şşş, şşş. Solunum gitti. Hemen laringoskop ve 7.5 tüp hazırla. Entübe edeceğiz. Peki hocam. Çenesi kilitli durumda, bu şekilde entübe edemezsin. Tamam sakin ol. Airway'e takarız, ambuyla solunumu geri getiririz, merak etme. Ben zaten sakinim. Beni bırak, Alp ilgilenmeye devam et. Arkadaşlar acele edin lütfen, hadi. Ayaklarını tut. Kıpırdamasın, ayaklarını tut. Geri git, girip. Çenesine sistem yardım et. Bitmek üzere aslanım, az kaldı. Bırakmıyorsun kendini, aferin. Stefanoid kemiğin antromedyalinde menenjiyom. Oldukça da büyük. Göz ve motor sinirlerine çok yakın. Bu onu kör bile edebilir. Değil mi hocam? Ah benim aptal kafam. Ah aptal kafam benim. Nasıl anlamadım ben? Nasıl anlamadım ya? Çocuk yazık, ne zamandır baş ağrısı için ilaç alıp duruyordu zaten. Alp'in canı çok tatlıdır. Acıya hiç gelemez. Onun için demek ki etrafta sersem sersem dolaşıyordu garibim. Eylül hocanın doğum gününde de fenalaşmıştı. Hepsinin nedeni bu tümörmüş işte. Çocuğun bu kadar sıkıntısı varken biz nasıl görmeyiz bu semptomları? Nasıl atlarız test yapmayı? Atlattı hepimizi inatçı keçi. O kadar da söyledim, bu kadar başın ağrıyor, gel bir bakalım diye. Eylül'e bir yakının tomografi sonuçlarıyla ilgili danışmıştı. Demek ki kendisiymiş. Ama şunu bir atlatsın. Soracağım ben ona. Canım kardeşim benim. Alp'im benim ya. Benim işim var. Siz burada kalın. Ben de çıktım çocuklar. Alp size emanet. Güçlü olun, güçlü. Alp'i ameliyat edip sağlığına kavuşturacağım. Vay be. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Çok eminsin ya kendinden. E bir dur bir bakalım, bir görelim önce. Alp sana mı emanet edecek kendini yoksa bana mı?
Eski günlere geri döndüm, seninle yarışa girdim diyorsun yani. Boş ver ya. Sen kendini o kadar önemseme. Ben her zaman yarıştayım. Kendimle bile. Diyorsun. Olur. Aklımda tutarım. Kafana göre.